Selam, ben Kıvanç Ökten. Birkaç sene önce Devon Fizik isimli sosyal medya yıldızının 68 kilogramlık dumbbell'lar ile bench press yapmaya çalışırken sol göğüs kasının kopuşunu gördüğümde bundan daha korkunç bir yırtılma videosu kayıt altına alınmaz herhalde demiştim. Lütfen sesi iyi dinleyin. Yo. Fikrimi değiştiren ise Ryan Crowley isimli amatör vücutçunun 220 kilogram ile incline bench press yapmaya çalışırken sağ göğsünün tendonunu kemikten tamamen ayırdığı bu video oldu. 2018'den beri prokart almaya çalışan 23 yaşındaki Ryan'ın süper ağır siklet kategorisinde 5. olduğu 2020 Amatör Olimpiya Orlando'daki fotoğraflarına bakınca çok iyi bir yapıya sahip olmadığını, belinin kalın, kanatlarının dar, göğüslerinin gövdesine göre zayıf olduğunu deneyimsiz bir göz bile rahatlıkla anlayabilir. Üzerine bir de aynı sakatlığı yaşamış olan Francis Benfato'da görebileceğiniz şu nahoş görüntü eklenirse Ryan'ın profesyonel olma hedefi bayağı zora girebilir. Sporu meslek olarak seçmek riskli bir hareket. Tüm planların bir saniyede alt üst olabiliyor maalesef. Bültenimize bir diğer kötü haberle 55 yaşındaki IFBB Pro vücutçu Andy Hama'nın ben bu videoyu hazırlarken henüz sebebi açıklanmamış olan hayatını kaybetmesiyle devam edelim. Üniversitede güreş takımında olan ve 80'lerin sonunda vücut geliştirme müsabakalarına giren Andy, öğretmenlik mesleğine yoğunlaşmak için yarışmayı bıraktı. 2004 yılında 38 yaşındayken podyuma dönmek için beden eğitimi öğretmenliğinden ayrıldı ve 2007 yılında NPC'nin Masterlar Ulusal Şampiyonası'nda 40 yaş üstü ve overall şampiyonu olarak IFBB Pro kartını kazandı. 2008 ve 2009 yıllarında 3 profesyonel yarışmaya giren ve 13.lük, 16.lık gibi sonuçlar alan Andy Haman çok tanıdığım biri değildi ama oğlunun ölümünü ilan ettiği paylaşımın altındaki yorumlardan anladığım kadarıyla Expo'lardaki eğlenceli, cana yakın tavırlarıyla sektörde çok sevilen bir isimdi ve iyi bir aile babasıydı. Allah rahmet eylesin. 212 pound olimpiya şampiyonu Sean Clary da kendisine çok fazla yöneltildiğini tahmin ettiğim bench press yapıyor musun sorusuna hayır cevabını vermiş. Sean favorilerinin dumbbell press, incline bench press ve videoda görülen omuzlarını acıtmadığını söylediği multi tutuş barla press olduğunu belirtip antrenman yapmanın doğru veya yanlış yolu olmadığını, kendi vücudunda ne işe yarıyorsa onu yapmak gerektiğini eklemiş. Ian Valier'in son paylaşımında dediği doğru aslında. Eğer birincil amaç fiziğini geliştirmekse hiçbir egzersizde evlilik ilişkisi kurmamak lazım. New York Pro'da yarışması muhtemel isimler arasına Mısırlı Hasan Mustafa da katıldı. Kendisi bir süredir Flex Lewis'in Las Vegas'ta açtığı Dragon's Lair isimli spor salonunda 212 pound kategorisinin kralı tarafından bizzat çalıştırılıyor. Hasan'ın son yarışması olan ve 4. bitirdiği 2020 New York Pro'daki tekli fotoğraflarına bakınca kas gelişimi açısından hiçbir eksiği olmayan gayet komple bir fizik görüyorum. Yaşayabileceği en büyük sıkıntı kalın beli ve dar köprücük kemikleri yüzünden Blessing Awodibu ve Justin Rodriguez gibi geniş üst vücutlu sporcularla yan yana durduğunda etkileyiciliğini kaybedebilecek olması. Bakalım neler olacak. 3'ü olimpiya şampiyonluğu olmak üzere toplam 23 profesyonel birinciliği bulunan ve şu anda bikini kategorisinin Dexter Jackson'ı konumunda olan Ashley Kaltwasser off-season fizik güncellemesi paylaşmış. Ashley alanında öyle dominant ki geçen sene başka bir bikini sporcusu kendisinden sürekli yarışmaya girmemesini, başkalarına da olimpiyaya katılma hakkı kazanma şansı vermesini istemişti. Spora 4 yaşında jimnastikle başlayan 32 yaşındaki Ashley, kadınsılık ile kaslılık arasındaki dengeyi müthiş tutturanlardan. İleride bikiniyi de men's fizik gibi kas bültenine dahil etmeye başlarsam sebebi odur. 2015 ve 2019 yıllarında New York Pro'yu kazanan Juan Morel, eşiyle birlikte başarısı New York Times gazetesine konu olan ve profesyonel sporcuları Instagram hikayelerinde sürekli kurabiyelerini yerken görebileceğiniz My Cookie Dealer isimli bir firma kurmuş, buraya ayırdığı vakit sebebiyle 2020'de vücut geliştirmeyi ikinci plana atmak zorunda kalmıştı. Juan'ın 2020 Mr. Olympia'da yıllardır imzası haline gelen en güçlü pozları arkadan çift biceps ve Mos Muscular'da dahi bir hayli hacim kaybetmiş görünmesi hakemlerin skor kartına yansımış, 16 kişinin katıldığı Open kategoride sonuncu olmuştu. 39 yaşına giren sporcunun birkaç sene daha devam ettirebileceği
profesyonel vücut geliştirmeden sonraki hayatını düşünerek kendine iş kurması kadar mantıklı bir hareket olamaz. Ama ben her pazar yaptığı 20 bin kalorilik çılgın cheat günleriyle bilinen Juan'ı biraz tanıdıysam kariyerinin böyle dipte noktalanmasına izin vermeyecektir. Zaten en son paylaştığı güncel selfie'den de yeni sezon için diş bilediği belli. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.